Bir Müslüman hem iman edecek, hem de Allah-u Zülcelal Hazretlerinin göndermiş olduğu ayetlerin doğrultusunda hayatını şekillendirmeyecek. Bir Müslüman hem iman edecek, hem de şartlı hayata bakacak. Hayır. Allah-u Teala böyle bir imanı kabul etmiyor. Bir insanın hatası kendisine aittir. Bir insanın da iyiliği, güzelliği kendisine ait olmakla beraber o yapmış olduğu iyilikten ne kadar kimseler faydalanıyor, o faydalanan insanların da hayrını hasretinden eksilmeden ona da yazılır. Ama muhteremler, gelin görün ki insan oğlu öyle bir zalimane bir şekilde fikirler üretti ki inancıyla, hayatıyla, fıtratıyla taban tabana zıt bir hayatı seçti. Yani biz İslami değerleri hep konuşup sadece anlatacak mıyız? Uygulama noktasına koyma noktasında ciddi sıkıntılarımız var. Anamızı biz seçmemişiz. Babamızı biz seçmemişiz. Dilimizi biz seçmemişiz. Doğup büyüdüğümüz mahalleyi biz seçmemişiz. Bunlarla bir insan neden övünebilir ki? Bak, inne ekremakum indallahi etkakum diyor Allahu Teala. Sizin Allah'ın katında en hayırlı olanınız ona yakın olanınızdır. Müminler arasındaki dayanışmayı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı yok eden hasletler Müslümanın Müslümana olmayan veya Müslüman olan bir zalime destek olması. Müslümanın kardeşlik ruhu ilkesiyle hareket etmemesi. Müslümanın Allah'ın rızasından ziyade menfaat çıkar ilişkileriyle hareket etmesi. Müslümanın helal haram dairesinde bir ölçüsünün olmayışı aralarında çatışmayı getirir. Evet. İşte çatışmalar, arada niza, problemler böyle oluyor. Sen de alın teriyle kazanmayı, ben de alın teriyle kazanmayı, sen de işçinin hakkını ödemeyi, ben de o çalıştığım yerde riayet etmenin hakkını gözetmeyi esas alsam, orada bir problem olur mu? Olmaz. İşte muhteremler, Kur'an-ı Kerim'in değişmeyecek olması, kıyamete kadar da baki olması aslında neyin ifadesi biliyor musunuz? Mutlak manada en mükemmel kuralların değişmesi gerekmeyen, daha bundan daha mükemmel bir kuralın da gelmeyeceğinin en güzel ispatıdır. Öyleyse bu kurallar bize hayat veriyor. Bu kurallarla hayat sürerse insanlar mutlu oluyor beyler. Ama maalesef uygulama noktasına geçerken, evet, müminler kardeştir diyoruz. Müslüman uyanık olur diyoruz. Müslüman ferasetli olur diyoruz. Müslüman Müslümanı kanmazlamaz, itmez, onu aldatmaz diyoruz. Ama bunlar oluyor. Neden? Çünkü kalbe tam manasıyla iman yerleşmiş değil beyler. Ya Müslümanın ağzından çıktığı söz inancına asla ve asla ters olamaz. Eğer bir Müslümanın ağzından çıkan söz inancına ters ise iki sebepten dolayıdır. Ya bu bilinçsizce söylenmiş, hatırlatıldığı zaman ya öyle mi? Evet. O zaman ya tövbe estağfurullah'dır. Ya Rabbi beni affettir. Hatırlatıldığı halde
İyi dinleyin muhteremler. Bu inancına ters bir söz, bir görüş, bir eylem kendisine hatırlatıldığı halde. Bak, bu Müslümana yakışmaz bu söz. Bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değil. Bu Müslümanın yapacağı bir iş değil. Uygun değil. Bu bize yakışmaz. Dediği halde amalarla kendini savunmaya geçen bir pozisyon aldığında onda nifak alameti var demektir beyler. Burası çok önemli. Evet, niye? Çünkü münafığın konuştuğu başka olur, kalbi başka. Onun için Müslüman olduğunu söylediği halde kalbinden iman etmemiş kişiye münafık diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri hastalıklıdır diyor. Neden? Kalbi iman etmediği halde diliyle Müslümanları aldatıyor. Onun için aziz kardeşlerim, bir Müslüman, Müslüman hakkında veya Müslüman olmayan hakkında inancına ters asla ve asla bir görüşü ne savunur ne arkasında durur. Peki oluyor? İşte bunun iki sebebi var. Ya bilinçsiz ya da bilinçli. Bilinçli olduğunda inkar hastalıkları başlar.